ilgili bir şey anlatacaktım. Lütfen back tam off. Bununla ilgili bir şey anlatacaktım. Mız 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 mız. İnanılmaz. Biz şimdi tam olarak en kötü date anılarımızı konuşuyoruz ya. Bu senin kötü date anın değil. Bu çocuğun kötü date anı. Sayılır. Sayılmaz sayılmaz sus. Ona bilmiyor. Olsun olacak. Sahnede seyirci senin hata yaptığını bilmiyor. Sakın bunu aşkım olsun. İşte gerçekleri konuşalım. Buraya gerçekleri konuşmaya geldik. Aynen gerçekleri konuşacağız. Herkese yeniden merhaba. Bugün yanımda harika bir konuğum var. Hande. Kendisini tanımıyorsanız doğum günü videoma gidin hemen izleyin hemen tanışın. Tanışmıyorsanız Hande artık tanışıyorsunuz. Evet. Bugün ilişkiler hakkında konuşacağız. Biraz derinlere inebiliriz, birazcık eğlenebiliriz. Akışında neler olacak göreceğiz. Hazırsanız videoya. Aşırı heyecanlı. Geçelim. Şimdi evet. Benim aklımda birkaç ana hemen zaten belirdi. Ki yani onları anlatmaya geldik. Bu neden konunun ne olduğunu söylemiyorsun? Başlıkta yazıyor zaten. Miyim kimse dedi? Başlığı okumadan gelmesin buraya. Zaten nasıl tıklayacak videoyu? Ya ben isterim ki sen başla. Bir tanesi ilk aklıma gelen gerçekten çok kötü bir anı bu. Yani ve kendimi bu konu anlatırken kötü hissedeceğimi biliyorum ve yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorum. Hayır söyledim sana. Söyledin mi? Allah. Ama konu başlığı olarak söyledim. Nasıl detayını bilmiyorsun. Böyle bir şey var nasıl anlatacağım dedim. Ama anlatacağım. Yani bunu saklamanın bir manası yok. Çok kötüydü. Yani neyse. Şimdi ben internetten böyle tanıştım. Ne yapayım ya? Anlatayım. Ne, anlatmayacaksam ne işim var burada? Niye geldin? Niye gelsin? üniversiteyi ilk kazandım. Tamam. İnternetten bir arkadaşla tanıştım. Neydi o zaman tanışma siteleri? Ne? Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum MSN. Bile. MSN yoktu eklemiştim. O zaman. MSN nasıl yoktu? Kız biz 18 yaşındayken MSN mi vardı? Yoktu. Evet. Neydi ama sitenin adı? Bir yer bir yer işte. Neyse. Facebook'tan önemli. Eklemiştir. Facebook olabilir bu arada. Şaka yapmıştım. Abi. Neden şaka yapmıştın? Facebook olabilir. Komik bir şey bence Facebook artık. Zaten hikayede artık komik bir şey. O zaman çok popülerdi. Tamam biliyorsun. Şaka yaptım. Neyse hadi. Oradan tanıştık ama böyle nasıl muhabbet yani sardı ya konuştukça o geceleri böyle sabahlara kadar konuştuk. Bir türlü buluşamadık bir hafta falan geçti artık ama böyle sürekli konuşuyoruz çok sardı. Ama Ece diye bir yakın bir arkadaşım var. Geçen gün de görüştük bu arada Ececiğim selam aşkım. İzlemiyordur benim kanalımı. Ben onu izleteceğim senin kanalını merak etme. Merhaba Ece. Ama ben Ece dedim ki ben dedim Ece date'e gidiyorum artık bu çocukla haberleştik. Sokağa girdim. Hı. Arkası dönük bir şekilde oturuyor tanıdım. Hı. Böyle bir heyecanlandım. İçim kıpır kıpır. Masaya şöyle önüne döndüm, oturdum. Çocuğa bir baktım. Gözler şişeydi. Bunu mu anlatacaktın Allah? Bir saat anlatmayacağım diye burada tripten tripe girdin. Aşkım anlatma. Evet insan ayırıyorum çünkü burada. Anlatması kolay bir şey. Çok ayıp bir şey aslında şu an. Öyle Mustafa mi? Saragül gibi sana. Sakın kökünü yemeyesin. Neye çıkacaksın? Gel diye. Kötü evet kötüymüş. Bunu. Yani kötü geçti aşkım, date o zaman. Aşkım çok düşünsene. Kapılmışsın, heyecanlanmışsın bir gidiyorsun. Yani çok kötü bir an. Çok. Ben buna gülemem. Üniversiteye gitmişsin. Ben buna gülemem. Nasıl seni tamam ne yapıyorsan yap. Benim umurumda değil ben burada ne hissediyorsam onu konuşacağım. Tamam çok haklısın. Ve insanlar bunu hissederler. Ben bir tane bak şimdi iddia ederim burada. Bir tane insan bilemeyeceğim ki hiç böyle bir şey yok. Gidecek o date oturacak. Bunun da kötü bir date olmadığını iddia edecek. Bu kötü bir date. Belki müthiş biri. Seni zorlayayım bir. Hadi kanal, ben de seni sıkıştıracağım bu anlat. Bu kanal özgür bir kanal. Benim hiç o kadar bir az önce aklıma gelen şey bence hiç tehlikeli bir konu değil. Şimdi ben bir gün bir date diyebiliriz bunu. Yani birlikte vakit geçiriyoruz. İşte yürüyoruz, sohbet ediyoruz falan. Güzel güzel de bir yer, mekan da vermeyeyim. Bir sahil diyeyim. Sohbet ediyoruz. Çocuk bana dedi ki ben gelip denize bakar, kitap okumayı çok seviyorum falan dedi böyle. Çok iyi. Güzel. Ne güzel. İnsanın tek başına kitap okuması. Çok, çok hoş bir şey. Ben de çok yaparım. Hı-hı. Çok iyi. Buraya kadar. Arkadaşlar. Stop. Nasıl bir kitap biliyor musun? Kötü Türk edebiyatı böyle. Hani böyle çiçekli, pembeli falan böyle rezalet yazılmış aşk romanları olur ya böyle yani. Ama dalga geçersin o kitapla ve bununla okuduğunun övünmesi bildim. Dedim ki
Aa malmış, yazık, yazık. O kapağı gördüm ya. Böyle hani böyle pencere olur, çiçek olur, pembe olur falan böyle. Kötü Türk edebiyatı, böyle bestsellerde olur DNR'de falan. Zaten bu Türk kitapların her şey kötü. Bir de Türk versiyonu gerçekten çok ya tasarımı da kötü, Allah bilir hikaye de kötü. Ay bir kere zevkine açıp okumak lazım burada. Yani evet evet aslında eğlenirsin. İyi içerik olabilir yani. Eğlenirsin, çok eğlenirsin ama evet, çok soğumuştum. Çok soğumuştum. Ben böyle şeylerden çok soğuyorum. Bir insan bana salak geliyorsa bence sen koşarak kaçarım oradan. Kusura bakma. Niye salak? İşte, geliştirseymiş Allah kendini. Allah Allah, işte salak, tamam salakları ayıracaksan nasıl olacak bu insan sevgisi? Salaklar, salakları ayıracaksın. Evet abi salaklar. Ayır kurumu muyum ben? O da gitsin salak. Ben ayır kurumu muyum aşkım? Allah Allah, bunu diyor ki belki çok iyi bir çocuk. Sana getireyim çocuğu istersen. Belki iyi biriydi, bilemeyiz. Sana öyle bir çocuk çıkarıp getireceğim. Göreceksin sen. Öyle bir dedin ki merak ettim. Abi. Şimdi evet. Ben sıramı saldığını düşünüyorum. Heh, var mı aklında bir anı şu an hemen senin? Üstüne hiç konuşmadık, doğal akışında ilerlesin istiyoruz ikimiz de böyle. Gereksiz. Uğraşamam içerik yazmakla. Şöyle bir anım oldu. Benim şimdi bir hayatımda biri vardı gibi ama yoktu gibi. Böyle bir uzaklık var ama tam karar da verilmemiş. Öyle bir aşamadayız biriyle. Tamam. Bir tiyatro oyunumuz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da birinin oyununu izlemiştik. O kısım yok pek. Çıktık. Oradaki seyircilerin arasında bizi izlemeye gelen birileri olmuş. Bir grup. Bizi bir yerlerden tanıyorlar. Ve orada bir beyefendi vardı. Ve Londra'da yaşıyormuş. Havalı da bir tip. Neyse biz bir yere içmeye gittik falan böyle. İşte aramızda ne olduğunu henüz kesinleşmeyen arkadaş yanımızda. Ondan sonra bu beyefendi de benim diğer tarafımda. Adam benimle ilgilenmeye başladı belli yani. Hiç şeyde çekincesi de yok yani. Oldukça açık bir şekilde. Direkt. Hiç de böyle yalaka malaka bir hal de değil ya. Oldukça beyefendi bir yerden. İlgileniyor yani benimle. Hı hı. Hiçbir şey yok. Kötü de tarzı bir şey. Adam yanlış kişiyle iyi de. Çok komik. Ay. Kötü date adamla değil zaten. O aramdaki münasebetsiz insanla. Biz adamla konuşurken bu elinde birasıyla şöyle önümüze doğru yürüdü, yürüdü, yürüdü. Kendini ikimizin arasına bıraktı. Bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bana katılacaksınız bu arada. Bu senin kötü date'ın değil, bu çocuğun kötü date'ın. Abi adam böyle... Çocuk seninle date'ın. Hayır benim de kötü. Neden? Çünkü aramıza öyle yıldı ya gerçekten. Ya çok içmişti, duruma sürekli maruz kaldığı için orada kenarda ben hiç fark etmemiştim. Ya da geldi gerçekten bilerek kendini bıraktı. Ben onu taşımak zorunda kaldığım için insan olmak babında. Çok kötü ama ben düşüncemin arkasındayım. Tabii, çocuğun en kötü date tanısı ben size söyleyeyim. Gerçekten çocuk da gelsin otursun şurada. Bence bir de onun gözünden dinleyelim bu hikayeyi. Hatırlamıyordur bile. Bir de kötüymüş hatırlıyorsa bayağı. Bile inkar eder gibi geliyor bana. Hani ben düşmüştüm ne alaka ama bıraktı kendini ve insanlar böyle ne yapıyor dediler yani. Üzücü. İnkar eder bütün. Neyse önemli değil. Benim kötü date tanım ya. Ya tabii ki senin kötü date tanın ama onun için de kötüymüş. Haksız mıyım? Haksız değilsin. Haksız değilim. Söylesen de. Ben anlatacağım ama bunu anlatmayacaktım. İşte en sevdiğim yerler. Bunu anlatmayacaktım ama deyip anlatmaya başladınız. Bunu anlatmayacaktım. Gerçekten anlatmak istemiyordum. Çünkü bu... Ben havalıyım yani. Havalı bir insanım ve havalı insanların böyle hikayeleri olmamalı bence. Bence free'dir yani. Öyle hikayem yoktur. Anlatıyorum tamam. Evet please bitch. Tamam dinleyin. Anlatıyorum. Bir daha da hayatımda ilk ve son böyle bir şey yaşayışım. Çünkü bence çok sinir bozucu bir durum arkadaşlar. Şimdi bir date bir mekanda oturuluyor. Gayet güzel sohbet akıyor. Zaten öncesinden tanıştığım bir insan. Yani böyle hani ilk buluşma falan gibi değil. Tanışıyoruz zaten. Sohbet devam ediyor, gülünüyor, eğleniyor. Her şey çok yolunda gibi bence. Bence gayet güzel. Yani zaten günlük hayatta da gördüğüm biri benim bu. Hı, güzel. Sonsuzca sipariş veriyor. Sürekli. Siparişin biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Hesap kaç yüz lira oldu ben bilmiyorum kaç sene önce. Bakın çok sene önce arkadaşlar.
Hesap geldi. Söyle kardeşim, özgürleş ya, bundan. Bu benim. Ben bunu ilk defa geçen gün sana anlattım. Ben bunu kimseye anlatmamışım. Biliyorum senden ya. Sonra bir de bütün dünyaya anlatıyorum şu an. Gerçekten benim kararlılık. Biliyorsun ondan sonra benim aklıma gelen hikayeydi. Bu seninki konuda yanındayım. Evet. Benimki de tamam, kötüydü. Yanındayım. Hiç sorun yok. Bu birilerinin başına gelebilir. Anlat kurtul kardeşim. Anlatıyorum. Şey, Gülseren bu dayıcının neydi kadının adı? Neyse hesap cam geldi. Cam kız mı? Neyse. Evet, evet. Hesap geldi. Hesap gelir ya böyle artık ne kadar yazıyorsa ve o adisyon koyulur, bir şeyin içine koyulur. Adisyonu benim önüme koydu. Ve ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani ne yapacağımı bilemedim o an ve bir şey de diyemedim yani. Şu an olsa... Adisyon öne koymak nedir ya? Mahvederim onu orada. Bütün mü? Gerçekten bütün mekana rezil ederim. Terbiyesizlik yani. Ya, rezil etmesem de şunu yaparım. Kalkar giderim. Hiç muhatap... Pardon evet, derim yani. Ve kalkar giderim yani. Ya da şöyle dedim, sen ne yaptın zannediyorsun ki? Sen beni davet etmişsin. Sen yüzlerce sipariş vermişsin. Hani... Ondan sonra neyse ben ona dedim abi. Ben ona dedim. Bir daha da görüşmedim zaten. Ama ben zannediyorum ki iyi vakit geçiriyoruz yani. Aa, ne kadar eğlenceli sohbet. Ben de iyi vakit geçirmiştim. Aa, saatler geçti, ne kadar iyi. Hani hiç olmazsa arkadaş oluruz falan. Ne kadar güzel sohbet ediyoruz falan. Ben o hesabı ödedim arkadaşlar. Ay, çok şok edici. Bir daha da görüşmedim tabii ki hiç. Ha, bir de sümüğümü atmam da bu arada. Öyle de bir tip yani. Eminim öyle. Bu arada eminim öyle. Hepsi de öyle oluyorlar mı ya? Ezik bir işte. Oluyorum ya. Neyse, bu konuları açtık, bitti gitti. Bitti gitti canım. Çok büyüdük, çok sular aktı oradan. Bence gerçekten bir kadının başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bir date de bu yani. Hı. Yüzlerce lira. Ve öğrenciyiz falan yani. Tabii bu ne terbiyesizlik. Bak gerçekten benim bir de bunu geçtim, bak bunu geçtim. Benim cimri insana asla tahammülüm yok. Bildiğin red flag yani. Senin böyle kesin asla şunlar olursa olmaz yani. O insanla asla olmaz dediğim bir şey var mı? Benim var. Net cimrilik mesela red flag'im. Olmaz yani. Direkt bye bye yani. Ya bunu aslında çok rahat red flag'ime koyabilirim. Ama ilk aklıma gelen şey bu olmadı. Ama olmalı. Ne o? Cimrilik. Ha, olmalı ya. Değer verdiğin insan için sahip olduğun imkanları sunarsın ve sunmalısın ve ben yani... Evet, bu doğru. Pardon yani. Ki bunu ben de yaparım yani. Yapmakta evet, hiçbir sorun yok. Bu hani şimdi saçma sapan yerlerden anlamasınlar bunu ama cimri insan sevmiyorum diyeyim genel olarak. Şu yüzden söyledim onu. Mesela yalancı biri ise dürüst olmasını beklemiyorum. Yani öyle bir ama inancım yok. Ama davranış stili biraz da. Aynen. O yüzden onu biraz daha red flag'e koyabilirim. Ama cimri ise eli açık birine dönüşebilir. Öyle bir ihtimal seziyorum. Yok be. Nasıl dönüşecek? Cimrilik hastalık abi bir şey. Değil mi sence? Hayır, bilmiyorum. Böyle bir ihtimalle olmama olasılığı aklıma geldiğinde hiç hoşuma gitmiyor. Ne var peki senin? Red flag. Su olursa ben yokum. Benim geldi aklıma bir tane. Mesela benim yaşam tarzıma saygısızsa, yani böyle birini almam hayatıma ama toksik bir otoriterliğe sahipse benim hayatımda olamaz. Akıl verir bir yerden yaklaşması evet, senin yaptığın şey. Evet, ya ben hiç tahammül edebileceğim bir şey değil kesinlikle. Bir de seni de küçülten bir şey ya, akıl veriyor olmak. Yani sen zaten istesen fikir alabilirsin ve fikire ihtiyacın varsa sorarsın evet, yani şöyle mi böyle mi, böyle düşünüyorum, sen ne düşünüyorsun ama ya ama işte sen de böyle yapıyorsun, aslında böyle yapsan dendiğinde hiç olacak bir şey değil, çok saygısızlık gerçekten. Ya bir de bu çok alışkanlık edindikleri bir şey birçok erkekte var bu yani. Türkiye'de aslında yani. Çünkü. Yani red flag için. Ya olmayan insan da çoktur canım ya. Kendini yetiştirebilmiş insan da çoktur mutlaka. Vardır. Denk geldim de yani. Evet, var. Sadece başka noktalardan evet, ayrı noktalanmış oldu. Varlar, çok şükür varlar. Olsunlar da lütfen. Evet. Evet yani. Mansplaining dediğimiz şey. Evet ya, galiba çok doğru bir şey oldu. Özet oldu. Mansplaining red flag'tir benim için. Sen aklına gelmiş, sen söyle. Ay evet, tamam. Geldi. Anlatayım söyle, mı? Evet. Şimdi bu
bu tartışmaya açık bir konu mu bilmiyorum ama bir erkeğin yakın kız arkadaşı yoksa ya da kadınlarla ciddi arkadaşlık bağı kuramıyorsa onun altına hep bir bok çıkmıştır. Bak bu bana bir şey yaratıyor. Cinsiyeti ortadan kaldıramıyorsa. Çünkü ben erkek arkadaşlarımla, arkadaş olan erkek arkadaşlarımla %100 arkadaş olduğum insan çok var. Ama bunu çoğu erkek yapamıyor. Hiç, kaliteli bir tutum da değil ya. Karakterli bir duruş da değil yani o. Yakın bir kız arkadaşı olsun dersin yani, öyle mi? Evet tabii ki olsun. İlla mıç mıç olmalarına gerek yok. Şeyi de sevmem canım. Yani yakın arkadaşmış gibi görünüp de böyle hani inanılmaz flörtöz takılıp böyle mıç 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 mıç. Onu da sevmem. Ben de öyle değilim. Ben kadın arkadaşımla da öyle değilim. Çok dinlerim seni ve çok önemserim seni ama ay aşkım canım niye yazmıyorsun bana falan. Bunlar biraz hani zaten orada birileri birilerine başka roller yüklüyor. Ortada bir yanlış olmasa da. Ne demek yani? Hani, ben anladım ne demek istediğini. Hani, tabii ki olsun ama arkadaşlık gerçekten bayağı yakın arkadaşlık olsun yani. Ama olamıyorsa bir sorun vardır. Red flag. Bu bende çok şey düşündürdü de o yüzden böyle uzaklara daldım. Ben katıldım. Uzun uzun konuşuruz işte. Şimdi biz bunu sabaha kadar. Evet bu konuyla ilgili evet konuşacağımız bazı şeyler var. Benim de bir konuda esin verdim bana. Esin perileri geldi. Red flag, bir red flagimi daha buldum. Tam kelimelerle ifade etmesi zor olabilir ama ben böyle bulunduğu durumdan şikayet eden ama şikayet etmeyi de sevmeyi çok seven erkek tipini hiç sevmem. Tam bununla ilgili bir şey anlatacaktım. Lütfen back tam off. Tam bununla ilgili bir şey anlatacaktım. Mız 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 mız. İnanılmaz güçsüz bir imaj da çiziyor gözümde. Yani böyle, bu arada bunu böyle mız mız bir yerden anlatmaya da bilir. Yani böyle ya böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor, böyle tabii böyle. Ki, hep tabii böyle ki, böyle tabii ki, böyle, tabii ki. Yani bir derdi var. Yıllarca da varmış. Geçmemiş. Ay, yani. Ay ilgili bir şey yaşadım. Aşırı yükseltti değil mi şu an? Çünkü çok öyle bunlar biraz şeyler. Anne arıyorlar ya. Aynen öyle. Tam bununla ilgili bak. Konunun başıyla da bağlantı kuracağım biraz. Kötü date anısı diyorsun ya abi. Çok yani müthiş bir insan bence işte böyle her açıdan kariyer işte izah yani 10-10 tamam mı? Müthiş bir insan bence. Oturuyor annemle de şu oldu babamla da bu oldu bilmem ne de şu oldu şu davayla da uğraşıyorum. Ya bana ne? Evet sürekli bana ne? Ben sana anlatıyor muyum? Anlatmak hani bu gibi. Bence bir evreden sonra zaten senin canın sıkkınsa ben seninle ilgilenirim ya da sen benimle ilgilenirsin ama beni ilgilendirmiyor senin bu sıkıntıların. Ve bu kadar dediğin gibi şey bir insan olması. Hayata karşı duruşunun çok mağdur bir yerden olması evet. O insanı çok etkisiz eleman yapıyor yani. Evet. Ki ben bir de şey de bir insanım. Net sana saygı duymam lazım. Hayranlık duymam lazım. Ya yani benim senden hoşlanmam için zaten benden üstte olman lazım kesinlikle. Hani sende bir şey olmalı ki ben ona çekileyim. Zaten bende varsa beni çok ilgilendirmiyor yani. Aklımdan bir şey geçiyor. Ve bana gelip bunu şöyle bir şey yapalım mı diye sormuyor. Benim onu sevebileceğimi düşünüyor. Olmayabilir. Ben çünkü bir sorsun hali bir hali canım eşek başı değiliz biz de sorsun. Ne yapacağını bilmelidir yani. Ne yapacağını bence de bilmelidir. Uzunca bir video oldu diye tahmin ediyorum. Umarım evet. Eğlenmişsinizdir. Biz bayağı bir galiba derinlere indik değil mi? Çok indik ya. Bayağı biraz indik. Bilmiyorum bu videonun ne kadar kısmı yayında olacak, ne hale gelecek ben bu de çok video merak hiç ediyorum. Bilmiyorum ama bayağı saatlerdir kayıttayız bir yandan. Bayağı oldu. Gerçekten yani, hiç tahmin etmiyordum ben evet. Bu kadar olacağını. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Video ile ilgili yorumlarınızı yazın. Okuyalım onları. Evet ya ben de çok merak ediyorum. Bakalım gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım beğenmişsinizdir çünkü biz Hande ile bir seriye başlamayı düşünüyoruz ve çok bu serinin devamı aynı zamanda onun kanalında da olacak. Konuşmak için çok heyecanlı olduğumuz bazı konular var evet. Mesela söyleyeyim mi? Spoiler. Söyle ya. Burçları irdeleyeceğiz, bayağı irdeleyeceğiz ve bence siz de çok eğlenebilirsiniz. Bakacağız. Çok heyecanlı. Bütün çok bunlar heyecanlı. Çok heyecanlı. Hepsini birden konuşmak istiyorum şu an. O yüzden beğendiyseniz lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda
Görüşmek üzere.